Merhabalar. Şahin Bey yağlı güreşle beraberiz. Gaziantep'te düzenlenen Şahin Bey yağlı güreş liginin 3. mücadelesi. 3. ayağı. İlk turda 64'e tamamlamak için 3 çift pehlivan çıktı. Bu da Mustafa Doğan Özkaya, Hüseyin İyican'a galip geliyor. Burada Mustafa Arslan yine aynı şekilde Sarma Kale'den Arif Akın sanırım Arif Akın'ı yeniyor. Ali Yanatma'da puanlamada Serkan Sarp'ta kumar tutuyor. Bayağı uzun sürdü bu mücadele. Güreşler bir gibi başladı. Son 4'e kadar zaten bir güreş olmadı. Yani bu turdan sonra 4'te başladı tekrar. İkinci turda hiç 64 baş belli var. Ertuğrul daha da evren katılmadı sakatlığından dolayı. Bildiğim kadarıyla. Bir de Serhat Bağcı sanırım o da haç görevini yapıyormuş ondan dolayı. İsmail Yücel sanırım. Hasan Zeybi mağlup ediyor ilk turda. Ve güreş bitiyor. Son anda yüklenen Tuğra Balaban, İbrahim Çoraban'ı yenerek adını, bakın Serhat Gökmen eskilerin kapan şimdikilerin kre dediği oyun Bülent abi. Evet, Serhat Gökmen, Ünal Karaman'ı. Çok güzel bir çift kapanla, bakın sırt aşağı kleden geçmiş. öteye geçmiş yani. Çift kolundan da çıkmış. Güzel bir teknikle kazanmış Serhat Gökmen. Ünal Karaban'ı mağlup ediyor. Değişik bir galibiyet olmuş yani. Orhan Okulu sağ üstte servise bir turgudu. Klasik oyunu maça gırtma sürerek açık düşürüyor. Hasan Cengiz galip dedi. Cazgır Sebahattin Erdoğan. Evet, onu oradan sonra biraz beklentilerin altında kaldı bence. Yani. Çünkü yayın olarak ve şey olarak biraz kalitesizdi ya. Ali Gürbüz rakiplerini yenerek son 32'ye kaldılar. Son 32'ye kalma karşılaşmaları. Orada son biraz kötüydü yani. Biraz önce sol üstte Ali Gürbüz orada kazandı arkadaşlar. Sağ arkadaşı Dokunte geri alıp Gümbürek'ine galip geldi. Mehmet Yeşilçi klasik bacağı kapıp kutlayıp bu anlamda İsmail Erkal'ı mağlup etti. Recep Kara burada bu anlamada Süleyman Aykırı mağlup etti. Bunun güzel karşılaşmalarından çok ciddi bir karmaşa vardı. Ali İhsan Batma sanırım orada bu anlamda mağlup ediyor rakibini. Sağ çok karışıktı. Oradan sonra biraz zayıftı yani. Seka Park sayı çok yukarı koyduğu için bayağı bir piyasa güreşleri seviyesinde kaldı. Belki daha azında. Fatih Atlı Furkan Doluş altını bu anlamda da mağlup ediyor. Burada çok güzel bir yeniş var. Aslında Yalçın oyuncuyu burada oyunduruktan çeviriyor. Recep Taslak. Biraz tartışıldı ama pozisyonda da karar verebileceğimiz bir pozisyon yok. Önümüze hakem falan geçti böyle görüntünün. Burada tam anlaşılmadı yani ama hakem çok yakın. Yalçın Öncül'ü mağlup saydı. Recep Taslak da devam ediyor yani. Her organizasyonda, üçüncü organizasyonda da puanlar almayı başardı. Burada Mustafa Taş rahat geçiyor. Kur'an Balaban. Pardon, İsmail Balaban. Çok karıştı arkadaşlar. Sağa çok karıştı. Çoğu yenişi de çok böyle zor tekrarından falan çıkardı. Hüseyin Gümüşoğlan Sarmakile'den galip geliyor.
Evet işte Serhat Gökmen'in Ünal Karaman'ı sırt aşağı yendiği. Serhat Gökmen'in yenişi gerçekten güzel bir yeniş olmuş ya. Ünal Karaman'a. Orhan Apul'un tekrar arkadaşlar Orhan Apul'u Çakadık'tan sürerek galip geliyor. Bastıran Mehmet Yeşil Yeşil adını son 32'ye yazdırıyor. Burada da Tanju Gemici. Tanju Gemici'nin bu anlamada galip geliyor. Okan Acar'ı mağlup ediyor. Zorlu bir rakibi. Fatih Atlı'nın bakın buradan. Fatih Atlı'nın galip geldi. Bursun Furkan Gümüş altında iyi puanlamaları vardı zaten her zaman. İlk tur bayağı karmaşalı geçti arkadaşlar. İkinci turdayız. Serdar Yıldırım, Kürşat Korkmaz. Güzel maçtı. Ali Gürbüz yine takım arkadaşı Ali İhsan Batmaz'la. Eğer iç paçayı ele geçirirse bakın yukarıdan da kazı ve diğer tarafta bir yeniş var. İsmail Balaban rakibini yenerek son 16'ya kazı durumda. Oradan yüklenirse fizik kurallarına göre Ali Gürbüz güzel bir sertleme yapıyor. Çok böyle net göremesek de Ali İhsan Batmaz'ı yeniyor takım arkadaşını. Çok zorlanmadı. Sağ üstte Orhan Okulu Rıza Yıldırım'a güzel bir keçi dikmesi yapmış. Rıza Yıldırım da yağlı güreşe çok başarılarla dönemedi. Serhat Gökmen burada çok güzel klas bir galibiyet alıyor. Tanju Gemici'ye karşı. Açıkçası bir çok güzel bir kılçık yapıyor. Ama oraya giden süreçte Tanju Gemici'yi böyle külde atmaya zorluyor resmen. Üzerine doğru kendini atıp ayağıyla, ayağı koyduğunda kendi açımını rakibini açıyor. Ama ilk pozisyonda ayağını kaptığı anda Tanju Gemici'yi külde atma zorunluluğunda bırakıyor. Bunun güzel karşılaşmada, güzel puanlamada Serdar Yıldırım, Kuşak Korkmaz. Ben de Serdar Yıldırım kazanacağı düşüncesi dedim ama Kuşat gerçekten çok iyi savunma yapıyor. Yani puan izlerken Serdar Yıldırım kazanacak diye kazanacak derken sonunda bir hata yapıyor. Yani şu pozisyonlarda falan artık Serdar Yıldırım'ın galip gelmesi lazım. Defalarca zaten çok aksiyonlu geçti, hızlı. Sürekli rakibi Serdar Yıldırım daldı, çıktı. Şat Korkmaz'a. Burada Yusuf Can Zeybik. Hakem burada devam ettiriyor. Ama devamında Fatih Atlı çok dikkat edin. Son anda bile Yusuf Can Zeybek'in paçasını yakalayıp neredeyse bir sürpriz galibiyete doğru gidiyormuş yani. Ama kendi açılmış. Çok iyi mücadele Serdar Yıldırım. Kürşat Korkmaz mücadelesi. Kürşat tam bittiği anda gerçekten galip geldi ya. Tam şunu puanı aldı dediği anda mücadeleyi bırakmadı. Bir anda bacaktan yakalayıp çevirdi. Arkasına geçmeyi başardı. Şat olmaz. Şunu iyi gidiyor. Tabi bu kadar puanlama Kırkpınar gibi yerlerde yeterli olur mu bilmiyorum. Hep puanlamalardan kazanıyor. Çok büyük başarıları var. Bu arada Recep Kara bastırarak Recep Kara burada Recep Taslağı mağlup ediyor. Recep Kara da yarın son 16'ya ismini yazdırıyor.
Ama evet, evet şu an sonuç geldi. Geldi. Yenildi, sırt aşağı yenildi. Doğan Özbey'e yenildi sevgili seyirciler. Bir bakacağız, VAR'dan bakacağız. Mustafa Doğan Özbey'e puanı vermemek için bu. Oturayım, döneyim derken açık düşmüş. Hakemler de vermiş zaten. Şurada. Hüseyin Gümüş alanda son 16'ya kadar Mustafa Doğan Özkaya yerli izleyebiliriz. Kötü olan ama. Kötü ama yapacak bir şey yok. Turan Balaban bu sefer ikinci güne kalmayı başardı. Emre Ertal'ı mağlup etti. Bu anlamada. Ve günün en uzun süren mücadelesi. Mustafa Taş son zamanlarda yaptığı gibi yine çok uzattı bu anlamayı. Mustafa Batu'ya karşı. Mustafa Batu bakın çok değişik, çok güzel bir teknik yapıp galip gelmiş burada. Özellikle izleyin yani. Mustafa Batu çok güzel bir teknik ve galip geliyor. Bu anlamda olmasına rağmen açık düşüyor deniyor Mustafa Taş'a. Bakın burada elini zaten iç gaza soktu böyle. Ayağını da attı. Artık günde kılıçık pozisyonuna çevirmek zorunda kaldı Mustafa Taş. Mustafa Taş bile anlamadı yani. Çok karıştı. Mustafa Taş ters. Diğer tarafa dönüp yani yan baş tarzı bir şey yapsa belki kurtulurdu. Belki galip de gelebilirdi ama yanlış tarafa dönmüş Mustafa Taş. Easy. Burada bakın hiç kasla soktu. Mustafa Taş orada yan başa dönse belki kurtaracak ama yanlış bir hareketle kündeyi alıyor ve mağlup oluyor arkadaşlar. Ama Mustafa Batu da çok güzel bir teknik yaptı. Çok başarılı. Son yılın Kırkpınar Başpehlivanı'nı mağlup ediyor. Ne kadar Cengiz Şipşek'ten alınsa da ikinci olarak birinciliğe kemeri tekrar alsa da Mustafa Taş. Mustafa Batu da Kırkpınar Başpehlivanı unvanındaki rakibini mağlup ediyor. Ve yarın son 16'ya kalan isimler şöyle arkadaşlar. Ali Gürbüz, Hasan Cengiz, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Balaban, Uşak Şeyh Korkmaz, Mehmet Yeşil, Mustafa Batu, Edim Güler, Orhan Okulu, Osman Aydur, Özkan Yılmaz, Recep Kara, Serhat Gökmen, Süleyman Başar, Turan Balaban, Yusuf Can Zeybek. Baş altında da bu sefer Osman Kan galip gelmiş. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın daha güzel görüşler olacaktır. Yarın görüşmek üzere.